mesajı ağırlayacağım bugün. Aslında yılbaşı programımda o upuzun dost sofrasında şahane bir yer almıştı ve ben onu hiç unutamadım o günden sonra. Enerjisini, işte o ortama katılma halini, sonra işte sanatıyla tanışmış olmaktan çok keyif aldım. Böyle sonra diye programı bitirebilirim ama tabii ki bunu yapmayacağım. Kıymetli konuğumu birazdan karşılarınıza anons edeceğim ve getireceğim, gelmesini sağlayacağım. Oldukça bozuk bir Türkçe ile başladığım bu programımı gayet güzel devam ettirme sözü vermek istiyorum sizlere. Bazen oluyor. Bazen doğru cümleler ardı ardına gelmiyor zihnime ama ben artık geldiği gibi bambaşka sohbetleri yapmayı seviyorum. Sizleri de biliyorum ki diyorsunuz ki bugün de Ceyda böyle. Aslında ilişki böyle bir şey değil mi? Bazen yapabiliyoruz, bazen yapamıyoruz ama birbirimizi tolere ediyoruz. Belki de konuğumun cıvıl cıvıl ışıl ışıl olmasından sebep ben bugün biraz fazla heyecanlıyım. Kendisi oldukça genç, dinamik, müthiş bir hikayesi var. Yılbaşı programında yetmemişti zamanım onun hikayesini dinlemeye ama bugün o gün o hikayeleri birlikte dinleyeceğiz. Sevenleri zaten ezbere biliyordur ama benimle birlikte o hikayeleri ilk kez dinleyecekseniz bugün yine şahane bir program sizi bekliyor demektir. Bir cümlenin peşinden gidiyoruz elbet. Bob Goddard diyor ki mutluluk elin erişebileceği çiçeklerden bir demet yapma sanatıdır. Vallahi bugün çiçek gibi size söyleyeyim en sevdiğim renkleri giymiş. Ben daha ne isterim? Cıvıl cıvıl gene böyle büyük bir sessiz kahkahasını da attı Tuğçe Kandemir. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Öpüşelim ya. Aa, öpüşeceğiz aynen, tabii aynen. Ya. Aa, ne münasebet. Çok iyi gördüm bunlar seni. Bunlar ne detay? Şimdi bu detaylara girelim. Bu yüzük. Bugün böyle olmuş. Ben severim. Ay, çok bu yüzükler, elbisenin aynı renkleri, ay, oje falan. Çok utandım. Aa, çok teşekkür ederim. Bayılırım bak. Hep sende görüyordum bu ojeleri. Ben senden kaptım böyle şeyleri. Bayılırım. Allah senden kaptı. Çok güzelsin. Çok öyle süsüm püsüm yoktur biliyorsun beni. Ama yok. Olsun. Ama senden öğrendik bir şeyler bak, ya. Bak güzel taşıyorsun. Ay, bana bak bunu düşün. Ne güzel bir şey bu. Çok evet. Güzelmiş. Renk olmasaydı biz ne yapardık? Bilmiyorum ya. Ben aslında siyahların insanı hiç değilim ama bazen bürünüyoruz öyle şeylere ama iyi ki renkler var. Evet. Başka gerçi bunu daha olmuyor. Önce bir programda daha söylemiştim. Siyah bütün renklerin toplandığı renkmiş. Bütün renkleri evet, barındırırmış. Öyle diyorlar. Ben pek inanamadığım için mışmış diyerek çemkirmeye devam ediyorum bu gerçekliği ama siyah sevmiyorum. Sevemiyorum. Evet. Bazen seviyorum ama öyle çok da değil. Aha. Sen çok güzel olmuşsun. Çok teşekkür ederim. Gözüme alamamak ben diye çirkin bir cümle daha kurayım. Ay, çok bugün Türkçe'yi katlettiğim bir gün. Olsun severim ben öyle şeyleri. Özür dilerim. Bir edebiyat öğretmeni olarak. Evet. Estağfurullah hiç önemli değil. Ben vallahi hiç sevmem. Eleştirmeyi de çok beceririm bilmişler gibi. Ama sunucu olarak hani 25 yılını da sunuculukta tamamlamış biri olarak bazen oluyor. Evet. Kelimeler yeterince ard arda gelmiyor. Tuğçe. Efendim? Şiir sevmem bir şiir için koca sayfaları harcıyorlar cümlesi sana ait değil de ben, bana. O benim. Ben evet. Ben gerçekten şiir sevmeyen bir bireyim. Edebiyatta hatta şey derler. Hani, ve edebiyat öğretmenisi. Evet tabii bunun temeli şiirdir. Her şey işte şarkılar bile önce şiirler yazı, şiir şeklinde, düz yazı şeklinde yazılır ve sonra işte şarkıya dönüşür. Bu bir tür aslında ama hoşlanmıyorum yani böyle bir arkasına bir şey istiyorum. Onu tek başına okuduğum zaman beni çok etkilemiyor. Ama röportajlarında galiba dermiş şair demeyi biliyorsun. Ya şair şimdi 20 demiş yaş olabilir. Fark var aramızda her yolu denerim ben buradan yürürüm yani. Çok iyi. Niye böyle şeyler söylüyorsun? Yok hayır ya şöyle şair diyor ya hani ben onun elçisiyim orada. Şair desin önemli değil benim için ama onun arkasına bir şey koyduğunuz zaman daha anlamlı olmuyor mu sizce de yani? Ama tamam sen bütünleştiriyorsun işte şiiri. Müzikle birleştirip evet, şarkı söylüyorsun. Evet ama bırak şiirler için kağıtlar harcansın ve kitap olsun bunlar Tuğçe. Ya doğru bir tabii edebiyat ki öğretmeni. Bütün şiir yazarları karşıma aldım şansım. Ama bunu sen söylemişsin yok, diye. Yok evet ben söyledim. Çünkü ama arkadaşlar bunu söyledi. Ben böyle makyaj yapılıyordu o sırada. Tuğçe böyle demiş deyince editörüm de böyle oturdu. Tak diye döndüm. Dedim ki Tuğçe böyle bir şey söylemiş olmamalı. Söyledim. Dediler evet ki Ceyda'nın videosu bile var. Yaptım öyle bir şey. Niye evet böyle ama kanıtlar bırakıyorsun yok, ardından? Yok arkasındayım onun. Dediğim bak, gibi bazı insanlar hoşlanmıyor böyle şeylerden. Yani şiirden ne bileyim. Kim, mesela şarkı dinlemeyi sevmeyen arkadaşlar bir de arkadaşım diyorum o insanlara. Ama müzikten hoşlanmayan var böyle insanlar. Ben de böyle daha hani düz yazıdan ziyade daha bunu hani
şarkı türkü türüne göre dinlemeyi daha çok seviyorum. Anlayamadım. Vay anasını buradan döndürdüm seni oldu. Diye düşünmüştüm ama yok, hiç olmadı. Kararlı bir bireyim. Çok kararlı oldum. Evet evet o konuda öyleyim. Bence şiir konusunda bir kez daha bak ya. Tamam bunu bir konuşacağız sonra bir daha. Lütfen bunu... ya. Tamam, şiir konuşalım. Olmasaydı halimiz niceydi ya. Ya başlangıçlarda evet. Orhan Veli olmasaydı. Aa, demek garip Özdemir akıllı. Özdemir Asaf olmasaydı, Neşet Ertaş olmasaydı. Sevgi ve saygıyla analım ama ben hep söylüyorum bence ölmeyen isimlerden kesinlikle biri. Kesinlikle öyle. Türkiye'nin büyük gururlarından Türk'ün evet. namına özellikle Bozlak, İç Anadolu Bozlak evet. namına çok mihenk taşları dediğimiz o evrede, o tam tepede duran insanlardan biri. Ben çok seviyorum, çok da örnek alıyorum. Bir Ankaralı olarak, evet. bir Kırıkkale geleneği, işte Teberköy geleneği görmüş biri olaraktan çok seviyorum hala da. Sahnemde okumadığım zaman şey yapar, yani bugün okumadık, ha tamam hemen döndük falan moduna giriyorum yani. Çok severim öyle. Hatta Neşet Hoca'nın şöyle bir lafı da var, Neşet Usta'nın diyeyim, hoca lafını sevmemekle birlikte bak dilim alışmış. Ben bugün hı-hı. kesinlikle böyle konuşacağım, affedin beni ya. Altyazı geçin, sunucu bugün yorgun bir şey, dilini tutturamıyor deyin ama bugün böyle. Ama bak düzeltiyorum kendi kendime. Neşet Usta'nın şöyle bir lafı da var yanlış bilmiyorsam. Bana öldü demeyin ardımdan, yoruldu deyin, evet. gitti deyin gibi. Tam da aslında kendini anlayan bir yerden kurmuş bu cümleyi gibi kesinlikle geldi bana. Kesinlikle öyle. Bütün türküleri de böyle. Hiç yorulmuyoruz söylerken. İşte ben hep tekrar tekrar, mesela dedim ya az önce de hep söylemeyi çok severim. Kendisi de öyle. Yoruldu. Gerçekten yoruldu ama bu dünya çilesi. Çok çileli evet, bir dünya. Oluyor. Bence de ölüm denilen şey galiba hayat yorgunluğu diye nitelendirilse. Kesinlikle öyle. Daha iyi olabilir. Tuğçe. Efendim? Herkes biliyordur mutlaka da doğum hikayen enteresan geldi bana. İstenmeyen bir çocuk falan değilsin. Bence oldukça istenen bir çocuksun. Ben hayatımı böyle kumpasla ya. Hayata gelen bir çocuk hikayesi daha duymadım. Anlatır mısın öyleymişim lütfen? Ama. Şöyle abimle aramda 4 yaş var. İşte tamam. babam o sıra yeni işe girmiş. Hani nasıl bir hayat kailesi. Ondan sonra tabii benim haberimi alıyorlar. İşte annem hamile olduğunu vesaire. Ondan işte Tolga çok küçük, hani biraz ertelesek bir gibisinden. Sonra tamam. işte babaanneme söylüyorlar böyle böyle. Baba hani ben hamileyim ama işte Tolga ile aralarında çok az yaş var diye. Neyse babaannem bunları önce bir kalaylayaraktan. Ha kızıyor. tabii işte ben. Çünkü niye annen hamileliğini sonlandırmak mı istiyor? O yüzden evet, babaanneme hani gidiyorlar. Aldırılmak istenilen bir çocuk yani ben o, tamam. o evrede. Tamam. Ondan sonra işte analık hakkımı helal etmemler güzel bir şey, acı edebiyat. Tamam. Ondan sonra gönderiyor babam geri hastaneye. Dedem hastanede çalıştığı için doktorla aralarında hani bizim çocuklar buraya gelecekler. Aman işte alamayız, çok geç kaldı dersen sevinirim diyor doktora. Doktor da tabii canına minnet, bir de tanıyor dedemi tabii. Sonra bizimkiler gelince işte alamayız çünkü işte geçmişiz alınması gereken süreyi. Ondan sonra paket hemen geri eve geliyorlar. İşte aldıramadık, şöyle oldu böyle oldu ama annem bu süreçte bekliyor sürekli. Ya işte çocuk niye doğmadı, karnım büyümüyor, bir problem var şöyle böyle falan. Ondan sonra doktora gidiyor. Doktor da tabii böyle sizi kandırdık. Artık aldıramaz. artık çok geç. Artık aldıramazsınız ama gerçekten ama öncesinde kandırdık sizi. Böyle böyle zaten Hüsamettin Bey'le konuşuyoruz falan. Ondan sonra böyle dünyaya şapanalak gelen bir çocuk. Sonra doğduktan sonra tabii kız çocuğu olduğumu falan filan daha böyle minnoş biri doğunca şey... Taht kuruyorum gönüllerine diyormuşum. Çok seviyoruz birbirimizi. İyi ki de doğmuşum yani. İyi ki doğmuşsun. Üzülürdüm canım. Ben de yani. Ben Benim de hayatıma verselermiş üzülürdüm yani. Ya tabii ki ben ama bu hikayede istenmeyen değil aşırı istenen çocuk gibi gördüm. Sen o yüzden kendini böyle anlatma bence. Tamam. Yani orada bir hayat yorgunluğu var. Hani bir çocuğun üstüne çok bir daha bu arada. Ki bence tabii, çok tabii. normal bir şey. Ve orada aslında çok büyük bir istenme hali var yani. Doktor çünkü ah ben sizin aile işlerinizle mi uğraşacağım falan da diyebilirdi yani. Tabii derdi. Neden demesin ki? Evet. Doktor sonuçta yani. Evet. Ama işte araya babaannem, dedem bilmem ne. Zaten babaanne aşırı benzeyen bir çocuğum. Vefat etti gerçi. Allah rahmet eylesin. Ama gerçekten gençlik fotoğraflarını böyle gördüğümde bir bakıp yani... Babaanne ya falan bu ben mi sen mi falan. Ben çok benzeyen bir çocukmuşum. Büyüdüğünde de gençliğinde de öyle. Onların sayesinde işte bir şekilde sonradan da şeyi düzelttik. Rotayı oturttuk. Peki yani. Bıcırık Tuğçe neler yaptın yılbaşından beri? Görüşmeyeli anlat bakalım. Ay, yılbaşı ne güzel bir programdı çok ama. Çok güzeldi. Vallahi çok güzel insanlar gerçekten tanıdım. Gerçekten hem çok kıymetli konuklarım kesinlikle oldu. Kesinlikle öyle. Hepiniz çok eğlenceliydiniz. Renk kattınız, neşe oldunuz ve...
Yılbaşı yayınından sonra uzun zaman herkes yolda. Ne güzel bir yılbaşı programıydı. Evet, hani hiç beklemediğimiz bir şey oldu. NTV ekranlarından hani açtık ve ayakta durmadık, oturmadık, evet. Ne güzel bir şey yaşadık diye. Öyleydi ama. Güzel, ezber çok bozan güzeldi. Bir şey oldu. Kesinlikle o masa hani, fikri falan hiç yaşanmamıştı evet, bu zamana hani kadar. Ana akım kanallarda çok beklenen bir şeydir yılbaşında. Kesin eğleneceğiz tabii kanalları ki. Açtığımızda der evet. Seyirci. Ama bir haber kanalında hani böyle bir şeyin beklentisi çıtayı yükselttik. Ters köşe ve evet. Mükemmel olması. Bakalım bu yılbaşında neler yapacağız. Yıllar. Yılbaşında çalıştım. Tamam. Buradan çıktık. Evet. Sonra çalıştık, şarkılar söyledik güzel. İşte yeni seneden yeni güzel dileklerde bulunduk. Ama çoğunlukla zaten seneden çalışmayı dilediğimiz için hani yeni yıl çok daha güzel olsun, şöyle olsun, böyle olsun diye. Evet. Yeni yılda da çalıştık, şarkılar çıkardık. Ondan sonracığıma işte klipler çektik vesaire vesaire. Hı hı. Böyle güzel geçti. Tam istediğim gibi bir yıldı 2023 yaz. Tabii istediğim gibi olur. Elbette dikkatif aldım. Nerede bakayım yüzü? Takmamışım. Şaka gibi. Yok, takmadı. Şimdi trip yiyormuş. Ha bana. Niye takmadı? Unuttum bugün ya. Çok yüzük takabilen biri değilim. Anca işte derken böyle geldi. Derken 8 yüzükle. Zaman. Saydın mı bir de? Hayır yani 8 değil, imkansız 8 olmasa yüzük yok, takan biri değilim deyip 6 yüzükle işte. Ellerini kaldıramazsın. Ama bu kadar, bu buraya kadar yani. Normal hayatta bu kadar takamam ya. Çıkar çıkmaz çıkartacak mısın? Aynen hepsini? Öyle. Şimdi çeksinler beni, çıktığımda gerçekten çıkartırım. Dayanamıyorum takıya tokaya ya, böyle boğuyor beni. Gerçekten ama evet. Çok yakışıyor tatlım. Teşekkür ederim ama mesela şöyle durmuyor bende ama yine de. Daha güzel duruyor çünkü farkında değilsin bence. Bence sen de çok daha güzel duruyor. Ama severek takarsan anlayacaksın demek istediğim. Gördüğüm şey muhteşem bir şey. Bana da diyorlar ben takıyorum üst üste yeni ama gelinler gibi. Bayılırım. Yani artık Tuğba fenalık geçiriyor beni. Müthiş gerçekten benim kıyafetlerle. Benim karşımda yeni gelin demezsin be. Ama değil mi dedim. Evlilik teklifi bahsedilsin hemen. Edilsin hocam. Nasıl bir şey? Şimdi yılbaşında biliyordum. Evet, evet. Demiştin bana evet. Bir fısıldamıştın yani. Evet, evet. Erkek arkadaşın olduğunu ve çok mutlu olduğunu. Çok şükür, Allah çok şükür. Sonra ne oldu? Güzel geçiyor şu an için, heyecanlıyım. Hayatın yani. Hiçbir anı için, kendi yaşadığın, özünde yaşadığın hiçbir anı için başkalarının deneyimleri üzerinden yorum yapmasına izin verme. Sana 20 yaş ileriden sesleniyorum. Tamam. Yani bu aslında başım hepimiz üstüne. İçin geçerli bir şey. Hamile kalınca insanların yorumları, doğum yapacağınıza yakın insanların yorumları, evlenme öncesi, olmadı boşandığınız sonrası, evet. Anneliğinizle ilgili. Her insanın kendi biricikliğinde yaşadığı hayaller, hatıralar, hı hı. Var olmuş olanlar ya da olmamış olanlar, eksiğiyle artısıyla kendine özel. Hı hı. Oradan bir yerden sana yorum yapıldığında bunu asla dinleme. Tamam. Tamam kulağıma küpe evet. Bula. Evet çünkü süper. Bu senin yolculuğun, hı hı. Senin hayatın, kesinlikle öyle. Senin sevgilin. Onun da özelliğinde bir anlamı var, hı-hı. Hikayede. Hı-hı. O da başka yaşayacak, sen de başka yaşayacaksın. Hiçbiri benim gibi, başkası gibi olmayacak. Evet. O yüzden ha öyle mi şahaneymiş deyip yola devam etmek evet, lazım güzel. Bu yorumlar karşısında. Öyle ona evrilmeye çalışacağım. Evet. Ama dediğim gibi çok hani şu an bilmiyorum ya da bizim
şey mi böyle, jenerasyon mu böyle? Jenerasyon mu deniyor artık ona? Ne, nesiniz ne arkadaşım siz ama. 96 doğumlu olunca ne oluyorsunuz? Bir çok ara bir çağ o. Ara bir onun çağ. Adı yok yani. Arada, aradasınız. Çok aradayız gerçekten. Ara. Hani 90'lı mı olsak hani, ay 90'lar falan. Sen işte, 2000'e yakınsın şimdi. 96 olunca. Tam ortada işte. Evet. Hani 95-96 işte hmm. 2000'li mi, ay yenilikçi mi bir şey mi? Tam böyle hani bakıp nerede kalacağımızı şey misindir, bilmiyoruz. Gelenekçi misindir gerçekten yoksa? Şöyle müzikte evet geleneği çok severim. İşte dediğim gibi türküleri çok severim. İşte Türk sanat müziği çok severim. Hani eskiden bir şeyler koparıp bu tarafa getirmeyi çok severim. İşte Müslüm Gürses'ler hep bugüne zaman yap, bugüne kadar yaptığım cover'lar, işte hep Müslüm Gürses kurban olduğum mesela. Hiç çok dip köşe. Ondan sonra işte ne güzel yaratmış Neşet Ertaş yine. Hep böyle geçmişten gelen arabesk türküleri çok severim kullanmayı. Ama tabii yenilikçilikte de şöyle oluyor, yaptığım müzik tarzı R&B bir müzik. R&B bayağı hani arabesk rap bile diyebilirsiniz buna. Hmm. Çok ara, böyle çok unutulmuş, işte dünyada hatta Amerika'da sadece böyle 86-87 yılında böyle hemen üstüne kapatılmış bir müzik tarzı bu. Sonra onu gündeme getirip tabii onu da şey yapınca, harmanlayınca böyle bir şey çıktı ortaya. Her iki tarafta da varım yani, yine gelenekçiyim de yenilikçiyim de ortadayım da hiçbir tarafa kaynamıyorum ama böyle devam, hepsinden harmanlaya harmanlaya öyle ilerliyoruz yani. Edebiyat öğretmenliğinden buraya evrildi evet. Hikaye. Doğru. Ve şimdi de gördüğüm kadarıyla rengarenk, kariyerinde mutlu, evet. Ailesiyle, yaşantısıyla mutlu genç bir kadın var evet, karşımda. Evet, teşekkür ederim. Şimdi tabii kariyerine de bir bakmak isterim. Yılbaşından beri neler oldu? Tabii ki yoğun bir konser programın oldu ama evet. Şimdi sevenlerinle nerelerde buluşuyorsun? Çok konserimiz var Allah'a çok şükür ama Trabzon'da buluşuyoruz falan, böyle skalamız çok geniş. Çok şeyler katıyorum konserlerden kendime. Önümüzde aynı böyle konserler. Bir gün işte Edirne'deyiz, bir gün işte Ankara'dayız falan. Her yerde buluşacağız. Şimdi paylaşıyorum son eser ara ara. Ne oldu? Kalbim Kırgın. Bedo'yla yaptığımız. Bedo'yla yaptığımız. Evet, rapçi Bedo'yla bir evet. Düetimiz vardı. Çok güzel gitti o şarkı. Hala inanılmaz ilerliyor. Herkes böyle şeydi. Bedo bayağı iyi bir rapçi bu arada. Hı hı. Yaşı çok genç. Benden de küçük. 23 yaşında. Herkes hani böyle bir ön yargılıydı. Çünkü daha önce ben APO mesela ona da yaptım diye çok iyi ilerledi. Hani daha benden büyük, daha bilgili gördüler onu. Mesela bu çok yanlış. Ben müzikte buna çok karşı çıkıyorum. Çünkü bana da çok kestiler o şeyi, çeteleyi işte. Daha yeni girdi, nasıl şöyle, nasıl düet olur, nasıl böyle olur falan. Neden çok yedik biz bu ya? Etiketleri. Oluyor ama bence nasıl? Olunca şans vermeyi çok seviyorum o yüzden. Hayır, şans vermek değil, sen müzisyensin ve tabii kimle ki. İstersen onunla istediğini yaratmak, üretmek. Kesinlikle yani öyle. Sanat zaten bunu gerektirir. Aynen öyle. Her şeyi denemek ve bunu sevdiklerinle paylaşmak. Aynen %100 öyle. Beğeniye sunmak Hı-hı. değil ama paylaşmak bence. Beğenilmese bile evet. Bu senin oyun parkın yani. Öyle ama aslında böyle görünmüyor yani dışarıdan. İşte herkes bir şey söylemek istiyor. Tamam söyleyin. Bir de ben o evet kötü bir huy bende. İşte ne oldu? Hani sen ne düşünüyorsun? O ne düşünüyor? Bu ne düşünüyor? Herkesi bir dinleyeyim. Ondan sonra yine bildiğimi yaparım. Ama bu iyi bir şey. Dinlerim de yani. Hani tamam. Ne kadar karşıt da olsa, ne kadar işte bu senin için iyi, bu senin için kötü de olsa ben onu dinlemeyi bir seviyorum. Önden bir dinlerim. Ha güzel, tamam, bu da senin fikrin deyip yine kendi bildiğimi yaparım o konuda. Bedo da öyleydi. Aşırı eğlencelisin ya. Ben senden hep böyle gülen sesinle şarkı dinlemeyi istiyorum. Ben senin mesela çok böyle damar dediğiniz evet. diyeceğim. Yanlış anlamanı Yo, istemiyorum doğru. ama acı barındıran eserleri senden dinlemeyi sevmiyorum ben. Doğrudur. Çok duyuyor musun bunu? Duyuyorum evet. Çünkü gülerek şarkı bıcır söylüyorsun. Bıcırsın çünkü. Öyle ama mesela şey tarzım hiç öyle değil ama. Neden? Ben galiba şarkı yazarak o içime mesela mutlu günümü ve mutsuz günümü çok net ayırt edemezsiniz benim. Hmm. İşte bir şeye bozulduğumda, bir şeye mutsuz olduğumda ikisi aynıdır bende. Ben hep gülerim. Çünkü bu bir onu örtbas etme yöntemim benim. Hani kapatırım ben onu. Tabii. Hmm. Ama mesela kendimle kaldığımda mesela çok şaşırır. İşte abim, menajerim, asistanım işte oturuyoruz bir şarkı çıkıyor. Televizyon izliyoruz ya hani bir şey yok. Ne oldu? Niye bu kafaya girdin? Bir şarkı çıktı mesela o arada. Diyorum hani güzel oldu falan. Bu an bunları hissettim, yazdım gibisinden. Şarkı yazma benim o acıyı atma
şeyim olabilir, aracım olabilir. O yüzden hep öyle şarkılar çıkıyor. Eğlenceli şarkılarda ben dinlemem bile günlük hayatımda. Gerçekten tabii mi? Ki yokum yani. Deme ya. Tabii böyle işte sahnede bazen kopmak için en sonda işte çalıyoruz bir şeyler, söylüyoruz ama ben böyle o evreye gelene kadar ki o süreç var ya hani hüzünlü şarkılarla başlayıp kendi şarkılarım falan kendimden geçiyorum. Sonra bana izletiyorlar ki bak ne yapmışsın. Hatırlamıyorum bile. Gözlerimi kapattığım an bütün her şey bitiyor bende. O yüzden şarkı yazarken bütün mutsuz anlar hep orada birikiyor bende. Şarkı ayırt etmem. Evet güzel, güzel sesime uyarsa işte ne bileyim. Sesime uymak da artık bir yalan da. Yani şarkıyı evet, seversem. Aynen. Büyük bir yalan o. Büyük evet. Bir fiyasko. Şarkıyı beğenirsem, bende bir şeyler barındırırsa evet o zaman varım, okurum yani ama... Şeyde daha çok, acıda, hüzünde işte ne bileyim orada daha çok varım. Kızım gibisin sen de. Öyle mi? Ya ama öyle. Çok tatlı. Söz yazıyor ya o da tatlı evet, görüyorum. Tatlı böyle hep acılı. Allah'ım diyorum 12 yaşındasın ne yaşamış olabilirsin bunlar neden böyle çıkıyor? Öyle ama tam 12 yaş. Öyle geliyor diyor ya. Öğrenci psikolojisinde şeyde üniversitede gördüğümüzde işte neydi onun adı? Ah şaka gibi unuttum. Neyse öğrenci psikolojisinde 12 yaş çok sıkıntılı bir yaştır. Çocuk gelişimi değil mi? Çocuk diyorsun? Gelişimidir. Hayır. Değil. Öğrenci psikolojisi. Tamam. 12 yaş çok sıkıntılı bir yaştır. Çünkü böyle tam müzik kavramının nasıl müzik dinlemeliyiz? İşte Blackpink mi dinlemeliyim? Mesela bugün gündemden konuşalım. Benim yeğenlerimden de biliyorum. Blackpink mi dinlemeliyim? İşte Tuğçe ablayı mı dinlemeliyim? Ya mesela bana geçen şeyi sordu bir tane yeğenim. Neden sürekli üzülüyorsun? Hani klipleri i̇şte izliyor ya. Benim sorduğumu soruyor. Neden sürekli üzülüyorsun? Çünkü onunla hep oynuyoruz falan. Tabii. Dans, kop her şey var. Ama diyorum ki o tarafı daha çok seviyorum. O mesela şimdi hüzünlü şarkımı dinlesem, acaba Blackpink mi dinlesem? İşte ne bileyim ortada Serdar Ortaç mı dinlesem? Sallıyorum şu an. Bir kavram kargaşası var, sanatçı kargaşası var şu an. Ama şimdi oturtursa o... Müzik tarzını. Yok aşkım onun çoktan oturdu. O Frank Sinatra'lar, Adele'ler. Yani böyle ona sorarsan Ella Fitzgerald'lar şaka falan. Yapıyorsun. Tabii oradan Queen'den, George Michael'dan, Allah Tina Turner'dan. Yani kendi kendine böyle bir yolculuklar yapıyor. Ya ben anlayamıyorum. Gerçekten ama ben güzel, yetişemiyorum. Güzel, onun orada bir tarz var ama söz yazarken çok acılı yazıyor. Yani sanki hayatının beşinci en büyük aşkından ayrılmış ve üçüncüsünü özlemiş. Oradan nasıl çıkacak da yeni bir aşk olacak mı hayatında da? Böyle diyorum İlginç. İçine kim kaçtı senin yani bu hayatta? Gerçekten hep bilemezsiniz. Bir ulaşamama, bir aşk, bir şey var, acı var yani. Ben tabii böyle annesi olarak nispeten anlayabiliyorum. Yolculuğuyla evet. Alakalı bir şeyleri bir yerlere evirip çeviriyor ve bence çok güzel bir şey yapıyor. Ve büyük kesinlikle. Şifalandığını görüyorum mesela. Ama iyi bir şey gerçekten. Mesela ağlayabilen bir çocuk mu? Tabii. Mesela ben de öyle biri değilim. Yani hiç ağlamaz mısın? Çok nadir. Böyle bize bekleriz. Biz çok severiz. Ama ben gerçekten gülmek kadar ağlamanın da çok kıymetli olduğunu bildiğim bunu için. Bunu kabul ettiğim çok gün severim. Gerçekten duygularımla barıştığım gündür benim yani. Hmm. Ben ağlayamayan bir insanım. Böyle dedim yani o örtbas, o gülmek, o bilmem ne. Hayatta hep mutlu anları göstermeye çalışırım ki ağlayabiliyor insanlara. Olsaydın ilk ne için ağlamak isterdin? Yani ne bileyim yaratılıştan bu yana herhalde ağlanırdı bence yani. Çünkü çok hayatımızın her evresinde acılar var. Hı hı. Nereye kadar kapatabilirsin ki bunu yani? İşte evet ağlanabilir. Mesela dedemin cenazesinde 8 gün hiç ağlayamadım. Önce ölümü tabii idrak etmeye çalışıyorsunuz. İşte ben de 6. sınıf 12 yaşındaydım. Önce ben onu idrak etmeye çalışıyorum. Hani ölüm şu tamam evet olabilir eve bir daha gelmeyecek. Herkes bir şeyler söylüyor tamam sıkıntı yok. Ama herkes ağlıyor ve bir bakıyorum sonra başka bir sohbet başlıyor. Bir şey başlıyor sonra tekrar aynı böyle bir döngü var orada. Hiç ağlayamadım mesela 8 gün boyunca. 8 günün sonunda bir rahatlatıcı iğne ve ben hiç durmadan ağladım daha sonrasında. Hmm. Ama bu bir iğne yardımıyla neden yani? Hep böyleyim. Hmm. İşte sahnede çok duygulandığım anlarda da öyle mesela. Duygu yükü var atmak istiyorum bir yerden sonra olmuyor. Yine hadi hadi vur patlasın çal oynasına geçince oraya, onu da atamıyorum mesela. Ama eve geldiğimde hiç kimse yok. Açtım not kağıdını pat 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 başladı yazdım gönderdim gece işte birilerine. Ne oldu oynadık az önce falan moduna giriyor insanlar ama ağlayabilmesi çok önemli o yaşta birinin. Demek ki sen sözlerinin satırlarında ağlıyorsun bu da bir evet, biçim. Dışa vurum yani böyle evet, bir dışa vurum. Evet bu da bir dışa vurum. Bu arada hemen bir tane soru çekelim mi? Çekelim. Hadi. Hadi bakalım. Pembe çekeyim mi? Çek. İstediğin çek. Okuyayım mı çat diye? Lütfen.
Aa, en son ne zaman ilk kez bir şey denedin? Şahika Encüven. Evet, sevgili Şahika. Ne güzel dalmadı mı? Ay evet. Bütün konuk olduğu bütün program boyunca bunu konuştuk. Efsane bir mesela ya. Ben çok ağladım onu izlerken. Evet. Sen ağlamadın mı? Ağlamaz olur muyum? Ha, daha duygulu bir şey. Gördün mü? Ama hani şey yani böyle hüngür hüngür değil, çok duygulandım. Çok güzel bir andı ve Şahika'nın gerçekten desteğimize, ilgimize daha çok ihtiyacı var. Kesinlikle bunu tekrar öyle hatırlatmak istiyorum. Sponsorluk konusunda onu fazla yalnız bıraktığımızı ben program boyunca hissettim. Hı hı. Ve artık önüme gelen her yerde, her ortamda bunu dile getiriyorum. Ne kadar güzel. Şahika'ya uzun ömürlü sponsorluklar olabilmesini diliyorum. Çünkü daha bizi mutluluktan çok gözümüzü yaşartacak şeyler yapacak. Kesinlikle. Çok inançlı, çok kıymetli bir sporcumuz. Ben de öyle düşünüyorum. Ne sormuş? Çılgınlar gibi. En son ne zaman ilk kez bir şey denedin? En son ne zaman ilk kez bir şey denedin? Hmm. Güzel soruymuş. Evet, çok güzel bir soru. Ne denedik? En son. Galiba benim için değişik bir deneyim olan kitap yazmak olabilir. Ha. Evet, en son onunla ilgili bir deneyimdi yani bu hayatımda değişik algılanabilecek. Kitap yazmayı denedim. Güzel de gitti. Zaten üniversitede deniyordum ama böyle nasıl biliyor musunuz? İlk 10 sayfa yazıp deyip kapatıp tamam ya. Hani çünkü hikaye bir süre sonra beni bile sarmayacak bir hale gelince. Ama mesela en... Tam anlamıyla evet bu güzel bir kurgu roman olabilecek dediğim şeyi yazdım 2022 senesinde. Güzel. İşte geçen sene niye öyle tarih verdim bilmiyorum. Olsun, 2024'te de izleyenler için tarihe bir evet, not bırakmış oldun. Geçen oldu. Sene önemli. Çok da 2022'de. Güzel. Aynen öyle. 2022 Temmuz ayı olması lazım. Yazdı çünkü yazın tam böyle cavcavlı zamanı. Güzel de böyle etrafındaki birazcık bir önden böyle bir briefing böyle mi olur şöyle mi olur falan. Hoşlarına gitti insanların. Deneyim bu diyebilirim benim için. Ne oldu için. O kitap? Çıkmayı bekliyor. Ha, çok güzel. Rafa kaldırdık şu an. Nasıl rafa? Tabii rafa kaldırdık. Çünkü şu an ilgilenemem onunla ama çok istiyorum bir boşlukta. Bir yayın eviyle anlaşıp kesinlikle. Editöre teslim evet etmek. Bu çok iyi bir fikir olabilir. Niye onu vermeliyiz yani artık. Yani erteleme bence bunu. Sonuçta bir editör kontrol edecek. Tabii, artık ki, senden tabii ki. Çıkmış olacak tabii hikaye. Ki. Ve bitti ve yani çok şükür. Yayın evi basacak. Evet, aslında tamam. Son hamlen kalmış. Cesaretlendim. Lütfen bu program tamam. Biraz da öyle bir program evet, yani. Evet gerçekten unutmuştum yani. Unutma. Soruyla geldi aklıma. Kendinle ilgili hiçbir değeri unutma. Tamam. Tamamdır kıymetli. Unutmayacağım. Peki Hakan Altun buradan sevgilerimizi iletmiş Ay. Olalım. En yakın zamanda da davet etmiş olayım canım arkadaşım Hakan'ı. En büyük hayallerinden biri diyeceğim. Evet. Çünkü bence hayallerin her gün ekleniyor. Evet doğrudur. Eserlerini Hakan Altun'un okumasıydı. Evet doğrudur. Bir yol alındı mı o hikayede? Programda onların programında Hakan abiyle konuştuk. Albümün son şarkısını aldıktan 3 gün sonra şarkıyı gönderdim ben. Tamam. Ve Hakan abi bana dedi ki ben albümü bitirdim. Keşke daha önce gönderseydin bunu bana. Tamam problem yok. Ondan sonra tabii ki yeni bir şey yapalım diye konuştuk ama o orada bir şeyden felekten döndüm yani ben hani bir olsaydı güzel olurdu dedim ama yine de şans var hala çok istiyorum çünkü böyle bağdaştığımız çok ortak nokta var o konuda müzik konusunda çok iyi bir yerdeyiz yani o zaman ikimiz. Olacak diyelim biz buna çok isterim ama dediğim gibi olmazsa da üzülürüm ya niye yalan söyleyeyim ki olmazsa deme canım olacak niye olmasın nedir defterim, bu efendim defterime birkaç satır edebiyat öğretmeni kimliğinizle bir şiir yazarsanız sayfam boşa gitmemiş olur. Şiir yazacağım. Hiç şaka yapıyorum. Hocam bir altyapı verir miyiz? Hayır şiir istemiyorum şaka yapıyorum. Sadece tamam. Öyle laf şey olsun diye unutma diye bu tamam, şiirle ilgili süper. Anlaşmamızı. Birkaç satır bir şiir yazmanı rica ederken tabii bir ki. Fotoğraf çekiyor olacağım. Ama bu arada müzik yolculuğunla ilgili yeni havadislerle ilgili söylemediğin bir şey varsa onu da bir düşün. Fotoğrafımızı çektikten sonra tamam. Onu da bizimle lütfen paylaş. Şu anda içinde hangi şarkı çalıyor? Sorumsuz yel kovan saatler geçmiyor. O çalıyor şu an. Söyle. Arabeske mi vurduk olsun ya. Söyle. Onun başı çok seviyorum o şarkının. Söyle. Yıkadıkça geçmiyor anıların izleri. Parçaladım peş peşe söylediğin sözcükleri. Burayı çok seviyorum mesela. Pembe değil bu rüya. Göre göre gerçeği, konu değil ayrılık, bile bile seç
geçmedim zaten yandı yüreğim. Hala niye severim? Pişman hiç değilim. Sebebi de şöyle diyor. Sorumsuz yelkovan saatler geçmiyor. Sokaklar yelkokan aşıkları bekliyor. Nerede bende o talih? Şunun ettiğine bak aşkın tarlasından ayrılık biçiyor. Dedi. Dedi yüzüğünü evde unutan taze gelin. Evet ya. Siz gene de bu acılı satırlara çok güvenmeyin. Gerçekten ağzına yüzüğe sağlık. Çok olsun. Teşekkür ederim. Yahu baştan başa aşk kaplasın. Çok iyi geldin yüzüğü bugün evde bana. Unutsam gerçekten ne olur? Gerçekten ya aşk güzel duygu. Evet. Yaşanılası bir duygu. Aynen yaşadıkça öyle. Yaşayası geliyor daim insana. Daim olsun. Amin hepimize valla. Hem mesleğine duyduğun aşk hem de sevgiline duyduğun aşk. Çok ve teşekkür ederim. Ve tabii ki önce kendine duyduğun çok aşk. Çok teşekkür daim ederim. Daim olsun. Hepimizin aşkı daim olsun. İyi ki geldin. İyi ki buradayım. İyi ki evet. Gördüm seni. Bana kesinlikle. Çok iyi geldin. Bir daha gel gene oh, gel. Tamam. Bir tane soru bırakmanı rica ediyorum tamam. Ardında. Bir aa, de defter. Öyleli. Hı-hı. Öyleli tamam. En son ne zaman ağladınız? En son ne zaman yüzüğünüzü unuttunuz? Her şey kendiniz. Tamam. Aa o güzel soru. Hayır demem başka sorusu. Yok tamam şaka yapıyorum. Nasıl tatlı? Nasıl güzel bir enerji bırakıyor değil mi ardında? Sizler de belki televizyonlarınızın başında birazdan aile sofrasına oturduğunuzda galiba bugün en çok hem kıyafetinden sebep hem de hayatındaki bu dönemden sebep aşk konuşma günü olabilir mi? Hayatta illa hayat arkadaşınıza, sevgilinize, eşinize duymuyorsunuz bu aşkı. Önce kendinize bana da söylüyorsunuz sosyal medyada ne çok ben diyorsun. Ben demeden biz olmaz ki. Ben demeden hayat olmaz ki. Ben demeyi öğrenebilmek için neler yaptım bir bilseniz. Ben demeyi gerçekten istersiniz. Ben demek dünyanın en güzel şeyi. Önce kendinize duyduğunuz aşk. Sonra da sizden sebep hayatınızda var olan her şeye duyduğunuz aşk ancak bu sebeple olur. Bugün aile sofrasında biraz aşk konuşmaya ne dersiniz? Bir başka bambaşka sohbetlerde yine bir arada olacağız. Hoşçakalın. Cıvıl cıvıl Tuğçe yine özenli haliyle karşımdaydı. Güzel sesi, aşık gözleri ve mesleğine duyduğu heyecanla program nasıl geçti anlamadım. Tuğçe... Şiir güzel bir şeydir, bir şans daha ver. Sayfasının satırlarını şöyle tamamladı. Hayatta bittiğini düşündüğünüz her şeye şükredin. Bitti dediği yerde yarılmadı mı denizler? Çöller sularla, kavimler develerle geçmedi mi? Yine geçecek, bekle.